Herkes şu anda evinde belki işte bilgisayardan, belki de televizyonlardan seyrediyor ama baş hat filmler ya da işte art house filmlerin çoğu sinemada seyredilsin diye çekilmiştir. Ve yönetmen oraya koyarken o görüntüleri de bilinçli olarak koymuştur. O görüntülerdeki simgelerin neler olduğunun görülemeyeceğini düşünüyorum. Ya da görülse bile sofistlerin dediği gibi anlatılabileceğini, anlatılsa bile yanlış anlatılacağını düşündüğüm için bu anlamda aktarımın biraz zoom üzerinden eksik kaldığını düşünüyorum. Evet hocam, peki şimdi direkt bugünkü filme girmek ister misiniz? Yoksa öncelikle ben kısaca sizden tekrar şeyi alsam mı? İyi. Bir film niye okunur aslında? Evet. Hani o film okuması nedir? Ya film okuma tıpkı bir masal okumaya benzer, bir roman okumaya benzer. İlk okumalar zaten daha insanın varoluşundan beri mitolojik okumalarla başlamıştır. Yani insanlar evrenin, kendisinin, doğanın, ölümün yolculuğunu mitolojik öyküleri anlatan kişilerden, eskiden şamanlardan dinlermiş, denkbejlerden dinlermiş o hikayeleri. Bu hikayeler zamanla yazının çıkmasıyla beraber mitolojik yolculuğa Gılgameş'le beraber başlıyoruz. Ardından Mısır'da görüyoruz, Yunanlarda görüyoruz, Hintlerde görüyoruz. Yani 72,5 milletin mitolojisi var. Buçuk diyoruz tabii ki, Çingenlerin de mitolojisi var arkadaşlar. Çünkü onların vatanı olmamasına rağmen Çingener zamanında Kusturica bu mitolojiyi bize göstermişti. İşte bu yolculuğu biz aktarımı edebiyattan hızlı bir biçimde 1800'lerin sonuyla 1900'lerde biliyorsunuz Miles'in ve diğer sinemacıların hikayeyi aktarmasıyla beraber o yolculuğu filmler üzerinden görmeye başladık. Filmlerdeki bu yolculuklarda ya da mitolojilerdeki, öykülerdeki, masallardaki bu yolculukların derdi insanı hayata hazırlamak, ileride başına gelecek olayları önceden kestirmesini sağlamak, onlardan ders çıkarması ve bunlardan çıkardıklarından hayatının yolculuğuna kaldığı yerden devam etmesi amaçlanmıştır. Ama aynı zamanda mitolojiler sınıfsal oluşumları da bize gösterirler. Yani bir Yunan mitolojisine baktığımız zaman ya da Mısır mitolojisi ya da Gılgameş'e kadar baktığımız zaman insanlar arasındaki hiyerarşik yapının, yani sosyolojik açıdan katmanların olduğunu ve o katmanlar arasında geçişin ancak bir trajediyle mümkün olduğunu görüyoruz. Bu da ölümle tabii ki gerçekleşecek. İlk yani Yunanlılardan olsun mitoloji, bugünkü ögemizde de biraz bahsedeceğim. Kronos babası Uranüs'ü biliyorsunuz öldürür. Öldürme şekli de bambaşkadır tabii ki. Bu yolculuk hikayesi daha sonradan filmlerde farklı biçimlerde yönetmenler bize o mitolojik ögeleri farklı simgelerle gösterirler. Oradaki kullanılan hayvanları da göreceğiz bugün olduğu gibi. Oradaki hikayelerin başka hayvanlar tarafından nasıl gerçekleştiğini. Bugünkü eserimizde zaten göreceğiz birazdan. Koledri'nin yaşlı gemici eserinden uyarlandığını, açık uyarlama biçiminde olduğunu kendisi ifade ediyor. Tıpkı Tarkovski gibi yönetmenimiz de simgelerin ya da metaforların bilinçli olarak konulmadığını ya da kendisince bunların işte mitolojik ögelerle bir alakası olmadığını, kendi hikayesini, kendi yazdığını ifade ediyor. Bakalım ifade etmiş mi yoksa o mitolojilerdeki yolculuk bir şekilde devam etmiş mi, göreceğiz biraz. Evet, ayrıca YouTube hesabımızda da film okuyoruz diye girdiğimizde zaten çıkıyor. Film çözümleme, film okuma dediğimizde çıkıyor. Yani Antonioni'den Bergman'a, hatta işte Fight Club'dan Matrix'e kadar, hani bizim Hollywood olarak nitelendirip de belki de art house değil, bu hani daha böyle aksiyon sineması dediğimiz filmlerde dahi nasıl böyle simgeler yerleşmiş, orada aktarmaya çalışıyoruz sıklıkla. Ne diyorsunuz hocam, filme girelim mi? Girelim. Yavaştan. Yani Türk sinemasında da sadece Tolga Karaçelik yapmıyor tabii. Daha eskiye döndüğümüz zaman Metin Erksan, Ömer Lütfakat, Yılmaz Güney de bunların filmlerinde kullandıklarını görüyoruz. Daha önceki Yol ya da Umut çözümlemelerimizi göreceksinizdir. Sevmek Zamanında da, Kuyu filminde de aynı şekilde bizim mitolojilerimizden beslendiklerini söyleyebiliriz. Evet, yani Tolga Karaçelik yönetmenimizi daha önce bilmemiş, duymamış olan var mı arkadaşlar? Tolga Karaçelik son dönemin önemli yönetmenlerinden.
Dünyada da kendisini hani bir şekilde festivaller vasıtasıyla duyurdu. Sarmaşık da belki de hani çoğu film eleştirmeni, sinefil tarafından en iyi filmi olarak nitelendiriliyor hatta. Kendisinin işte hocamın da dediği gibi annesi ressam, babası da armatör. Ve kendisi de Marmara Üniversitesi'nde hukuk okumuş aslında. Ama o dönemden fotoğrafçılık ve sinemayla ilgili zaten. Ve Amerika'ya gidiyor. Orada New York'ta bir sinema eğitimi alıyor. Daha sonra burada çeşitli sinema çalışmalarında bulunuyor. Gişe memuru ilk filmi olarak nitelendirebiliriz. Kendisine ait, kendi dünyasına ait ilk filmi olarak adlandırabiliriz. Daha sonra Sarmaşık ve en sonunda Kelebekler. Aslında hani kendi sinemasında 3 film var ama arada işte Bebek işini yapmış. Hani bir kazanç içinde. Daha sonra Bartu Ben diye bir dizi çekti Blue TV'ye. Ki bana sorarsanız hani Amerikan komedi, kısa komedilerine, mini dizilere bakarsak hani oldukça iyiydi. Bartu Ben'de. Bartu Küçük Çağlayan'ın projesiydi zaten. Biliyorsunuzdur. Şimdi de Netflix'te hatta Kıvanç Tatlıtuğ'un da yer aldığı kadrosunda bir dizi projesine imza atacak. Onun ön çalışmalarına başladı. Yani hem sektörel bazda hani var olmuş durumda hem de festival filmleri, arta sinema anlamında var olmuş durumda. Ki dünya sinemasında da ödülleri, festivallerinde de ödülleri mevcut. Filme girelim mi? Sol Karşılık hakkında bir şey söyler misiniz işte hocam? Fotoğrafını görüyorsunuz şu evet. anda. Filmi hikayesini çekmeden önce 13 günde yazdığını söylüyor. Ancak tıpkı Kubrick gibi çok ayrıntılı, çok derin bir senaryo çalışması yapmış. 5 yıl süren bir filmi yaklaşık işte 1,5 saatte biz göreceğiz. Filmin çekimi için Kültür Bakanlığı'ndan biraz destek, Almanya'dan biraz destek alıyor yanılmıyorsam. Gemi de geçiyor. Gemi hareketli bir gemi olsa günlük 10.000 yanılmıyorsam kirası var dolar. O yüzden bir armatörden icraya çekilmiş kıyıda duran bir gemi de çekiliyor. Ancak hikayede de benzeşiyor aslında evet, biraz. Yine aynı şekilde benzeşiyor. Bakın burada postitlerini görüyorsunuz. Karakterlerini oluşturuyor. Kahramanların bütün diyaloglarını 5 yıl boyunca çalışıyor. Ve kafasındaki nasıl bir konuşma, diyalog geçiyor. Hepsini ayna karşısında kendisi oynuyor. Böylece kendi personası dediğimiz yapıyı alt çalışmasını çok çok fazla çalışıyor. Ve bilinçli olarak Nadir Sarıbacak üzerinden birazdan göreceğiz. O karakter üzerine nasıl kimlik kazandırmış. Ete kemiğe dokunur bir kimlik. Tıpkı benzetmek gerekirse Shining'deki Jack Nicholson'ın oyunculuğu gibi çok katmanlı ve çok değerli geçişleri olan bir oyunculuk. Ya da yine Robert De Niro'yu örnek verebiliriz. Bizden de Haluk Bilginer gibi evet. çok değerli bir oyunculuk göreceğiz. Evet. Zaten Nadir Sarıbacak'ın hani evet. Uzak ihtimal dahil, işte Nuri Bilge'nin Kış Uykusu'ndaki hani öğretmen rolü dahil evet. Ki dizilerde de öyleydi. Çok iyi bir performans sergileyen bir oyuncu olduğu kanıtsanmaz. Talihsizliklerden dolayı şu an burada değil. Aynı zamanda Özgür Emre Yıldırım, o da çok son yıllarda çok iyi oyuncular arasında. İyi bir performans sergiliyor burada da. Alper rolünde, Nadir Sarıbacak Cenk isminde. Hakan Nadir rolünde. Kadir Çarmık var, Çukur dizisinden daha çok ünlendi. İsmail rolünde. Orhan Alkaş, Bey Baba rolünde. Derviş Sahibin filmlerinden hatırlarız. Bir de Minik var, Kürt isminde. O Minik de şey, Mayat Rom diye ajans vardır İstanbul'da. Figüran ajansı, yardımcı oyuncu ajansı. Biz orada onunla da çalışmıştık hatta. Minik böyle şeydir, figürandır aslında. Ama bu tür filmlerde de farklı bir fiziki yapısı, aurası olduğu için değişik rollerde karşımıza çıkıyor. Karakter isimlerinle ilgili birazdan hani neden yapmış ona girebiliriz. Çok da çok derin değil ama filmin başında hocam kendisinin de bahsettiği 3 tane yazar var. Samuel Taylor Coleridge, Herman Melville ve Joseph Conrad. Evet. Her üçü de gemicilik ve gemicilerin hayatları üzerine kitapları, eserleri olan yazarlar. Ama en traji Samuel Taylor Coleridge'inki. Coleridge bu eserini yazarken ve diğer eserlerini tabii yazarken hasta. O dönemde İngiltere'de işte şifa olsun diye insanlara bir tür uyuşturucu ve morfin alıştırıyorlar. Bir süre sonra artık gerçeklik duygusunu yitiriyor. Aile yaşantısında olsun,
Yazar olup olmadığına dair bu anlamda tereddütleri olan bir yapıda, kişilikte. Daha sonra başka bir yazarla olan yazışmalarıyla beraber onun ne diyelim işte bir tür yardımcılığı sayesinde yazarlık hayatı devam ediyor. Eserlerini ortaya koyuyor ama bu yaşlı gemişli az önce konuştuğumuz o mitolojik ögelerle ilgili unsurlar var. Bir gemi yolculuğuna başlarlar seferde. Üç yine bölümden oluşur. Tıpkı filmde olduğu gibi. Çağrıdır. Yani maceraya çağrı. Ardından fırtına onları Güney Kutup Denizi'ne doğru yollar. Orada başlarına bir işte açlık, işte donma tehlikesi gelir ve bir kuş gelir. Albatros gelir. Albatros onlara işte bir tür melek göndermiş olarak düşünürsek yolu gösterir ve onlar rüzgardan ve fırtınadan kurtulup açıklara doğru giderler. Ama bu sırada yaşlı gemici yapılması gereken bir şey yapar. O yapılmaması gereken olay nedir? Şimdi ona bakalım. Gel. Evet hocam. Hemen o zaman mitolojik ögemize dönelim. Artemis'in geyiği, kutsal geyi ölümü. Kutsal geyin ölümü hikayesi biliyorsunuz İlyada Odessa destanında geçer. Kahramanlarımız denize Truva'ya doğru açılmışlardır. O sırada yapılmaması gereken bir şeyi yaparlar. Rodos adasında yanılmıyorsam açıklarında açlıktan dolayı gemiciler yorgun düşmüşlerdir. Ve bunun üzerine Artemis'in Diana'nın geyi olan kutsal geyi öldürürler. Öldürünce de onlara bir ceza gelir. Gemileri artık rüzgarsız kalır ve denizin ortasında tıpkı kahramanlarımız gibi kalmışlardır. Tek bir şey vardır, seçenek. Karşılıklı siz de ne yapacaksınız? Kendi kızını öldüreceksin der. Kendi çocuğunu öldürmeyi reddeder. Bunun üzerine yine melanetler, açlık, sefaletler gelir. Yani tıpkı Lastimos'undu galiba. Evet. Kutsal geyin önündeki babanın ölüm hikayesi gibi. Albatros'u öldür. Yaşlı gemici yapılmaması gereken bir hareketi yapar. Beklenmeyeni yapar ve oradaki Albatros'un ölümü gerçekleşir. Filmde de yapılmaması gereken bir şey, filmin en belki masum karakteri de diyebileceğimiz kahramanın öldürülmemesi gerekiyordu. O öldürdükten sonra da bütün o psikodelik dediğimiz o delirme, çıldırma noktasına doğru adım adım kahramanlarımızın gittiğini göreceğiz. Marvel Moby Dick. Moby Dick de biliyorsunuz bir intikam hikayesidir. Beyaz Balina, Kaptan Ahab hikayesini hepiniz bilirsiniz. Onu da hemen gösterelim. Evet. Bilinçaltımız olarak yine düşünebilirsiniz. Beyaz Balina ve intikam duygumuz, o altta yatan it, hayvani duygularımız da diyebilirsiniz. O yolculuğun, o intikam duygusunun insanı kör bir noktaya doğru getirdiğini ve bir süre sonra da hem kendisinin hem de tayfalarının ölümüne yol açtığına dair güzel bir denizcilik hikayesi vardır. De İngiltere'nin sömürgeci Afrika'daki yüzünü gösterir. Karanlığın yüreğinde. Aynı zamanda tayfaların, miçoların nasıl büyüme, ergenleşme ve onların yolculuklarını gemide geçen güzel bir, sadece bu değil başka kitaplar da var, tavsiye ederiz. Hı hı. Bartleby karakteri vardır. Herman Melville'in Bartleby, Katip Bartleby diye geçer. Bir yutabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Avukat bürosunda çalışan bir ne diyelim sekreterdir. Ancak bir süre sonra görevini yapmamaya karar verir. Çünkü sistemle ilgili kendi kafasında sorguladı zaten. Metne doğru, metni iyice okuduğun zaman göreceksiniz. At gözlüğü takılmış yapıyı, yani çalışma hayatını, 8-5 hayatı da düşünebilirsiniz. O sistemi sorgular ve itaatsizliği öngörür. İş yerini terk etmez. İş yerini terk etmediği için zorla çıkartılır ve çıkmasından dolayı işte polise de mukavelet gösterdiğinden dolayı hapse atılır. Hapse atıldıktan da yine sivil itaatsizlik öncülerinden biri Gandhi'nin yaptığı gibi bir eylemde bulunur. Gandhi ülkesini nasıl kurtarmıştı hatırlarsınız. Müslümanlarla işte Sihler ya da işte Hintliler ayrışma dönemine gidiyorlar. Gandhi açlık grevi yaparak tepkisini gösteriyor. Ölüm orucuna giriyor ve kahramanımız ölüyor. Yani kahramanımız bize burada istediğiniz takdirde yaşamamayı seçerek, aslında yine kutsal geyin ölümü gibi de düşünürsünüz, İyiyi öldürerek sistemi sorgulatmaya çalışır. Buna benzer yine Kevin Spacey'in idam cezasını sorguladığı güzel bir film vardır. Şu an gelmedi ama iyinin öldürerek, aslında masumunu öldürerek sistemin ne kadar hatalı, kusurlu kararlar verdiği üzerine ya da
12 Kızgın Öfkeli Adam bilirsiniz, seyretmişsinizdir. Yine öyle sistemi sorgulayan bir yapıdadır. Melvin'in karakteri kitabı o anlamda önemlidir. Geminin kendisi aslında bir kadındır. Freud der ki, evet hoş geldiniz. Evet. Yine Pandora'nın kutusuyla başlayan o kutu, yine elma hikayesini hatırlarsanız, üç güzellerin hikayesi. Bu hikayelerdeki o kutu imgesi, çanak yine kutsal kaseyi hatırlayınız. Gemi anneyi ya da annenin rahmini simgeler arkadaşlar. Filmdeki aslında sarmaşıkta biz görmüyoruz ama bütün erkekler neredeler film boyunca? Annelerinin kucağındalar. Erkekliklerini, rüştlerini ispat etmek için kendi aralarında sürekli mücadele ediyorlar. Aslında kime karşı o görünmeyen, filmde göremediğimiz kadınlara, annelere karşı olan bir rüşt, erkek olma hikayesini birazdan başlayacağız. Evet. Başlayalım isterseniz hocam yavaştan. Şimdi biz genel olarak filmi tamamını izlemiyoruz. Çünkü filmi izleyip ardından da film yorumlaması hem yorucu hem de etik gelmiyor bizim açımızdan. Biz filmin belli sahneleri, simgesel ve işte şifrelenmiş yerlerini, sanatsal olarak değerli yerlerini anekdot olarak sizlerle paylaşıp nedenini, nasılını aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden filmi bazı bazı geçerek ilerleyeceğiz. Giuseppe Tornatore, Cennet Sineması filmini seyretmişsinizdir hepiniz. Onun 1900 Efsanesi diye bir filmi vardır. Kahramanımız filmde bir bebek olarak çıkar. Daha sonra bu bebeği kazan dairesindeki siyahi bir kazancı başı diyelim işte büyütür ve o bebek bir süre sonra nerede yetişiyor? İşte ne diyeyim, yemekhanenin olduğu yerde o müzik piyanonun başında o çocuk müzikle beraber büyüyor ve piyano kullanmayı öğreniyor ve dünyanın en efsanevi piyanisti olur. Büyük cazcılar geliyor onunla beraber düetler yapmaya çalışıyorlar ve onunla aşık atıyorlar. Bir tür bizdeki ozanlar gibi ama bir türlü yenemiyor. Tıpkı satrançtaki olduğu gibi, zibekteki gibi düşünün. Ama hayatı boyunca o gemiden çıkmıyor. Onu başka bir gün okumasını yaparız ama hı hı. Gemi doğduğu yer anlamında yine annenin karnını simgeler ve kahramanımızın yolculuğunu film boyunca görürüz. Evet. Tabii Gemide diye de bir film vardı bizim hani tabii, Serdar bir... Akar'ın filmi ama evet. O da enfes bir film. Orada da biraz. Evet. Tabii. Lale de biraz hemen öbür vardı. Taraftan da Lale'nin bir memleket gibidir gemi diyerek zaten hı. Orada direkt o alegorik yapıyı kendilerince sergilemişlerdi ama orada bir erkeklik çok daha şiddet ve ne diyelim o karanlık dünyayı anlatan bir hı hı. Film olarak ve kadına daha özellikle Dale'deki Azize ile beraber bakış açıları daha şiddet doluydu. Evet. Hemen açılışımızı yapalım. Biz açılışlarda yönetmenin aslında o ipuçlarını verdiğini söyleriz ve bakalım Tolga Karaçelik bize açılış sahnesinde ne demek istemiş. Filmin başında zaten direkt kendisi teşekkür ediyor. Colerta, Malvin'e ve Conrad'a direkt şimdi teşekkür edecek zaten. Evet burada teşekkürü görüyoruz. Zaten filmi esinlendiği eserleri de direkt kendisi ifade etmiş. Yani bulup tavsiye ederim evet. Kahramanlarımız uykudan uyanıyorlar aslında evet. Şimdi burada dördüncü duvar diye bir şey var sinema evreninde. Dördüncü duvarı kırıyor. Tüm karakterlerimiz direkt bize bakıyor. Bu biraz aslında filmin gerçekçilikle masalsılık arasında bir yerde olduğunu da bir yandan simgeliyor. Çünkü aslında sinematik evren çerçeve sahne üzerinden, tiyatro gibi çerçeve sahnede aslında ifade edilir. Ne zaman bize karakter baktığında ki bunu Fleabag dizisi vardı, orada da görmüştük. Birçok Kırmızı İstanbul'da da vardı. Daha önce işte The Office dizisinde de hani bu daha çok kullanılan, sürekli kullanılanlardan bahsediyorum. Onun dışında çoğu filmin sonunda da karakterin yaptığı, ettiği ve katarsis olarak kendisiyle yüzleştiği yerde sizin de ifade etmesi aynıyız ve dördüncü duvarı kırarak aslında buradaki sıkıntıları siz de çekiyorsunuz diye yansımayı bize de uzattığı bir an. Truffaut'un 400 Darbe filminde de çocuk final. Karakterimiz finalde bize bakıyordu mesela gibi gibi burada filmin başında dördüncü duvarı kırıyor. Bununla ilgili sizin ayrıca bir yorumunuz var hocam. Yani bir bireysel açıdan bu yabancılaştırmadır. Yani burada filmde olduğunuzu bilin diyor bize. O yüzden siz filmin içerisindesiniz. Bunlar da benim seçtiğim oyuncular. Hatta birazdan onların nasıl seçtiğini bile gösterecek. Hazırlıklı olun diyor. Ve hepsinin de artık bitik hani kırılmış hallerini gösteriyor bir yandan da. Son yani arayış içerisinde oldukları bir şey içerisindeler.
Evet, zaten yani sonradan görüyoruz hikayelerini. Kendi hikayelerinden de bahsediyorlar çünkü filmin içerisinde. Evet. Neden bu gemiye sığınmak zorunda kalmışlar? Hı. Burada duralım mı hocam? Duralım. Peki yani, bu karakter diye bu ne hocam? Evet, ne alaka burada bunu? Bütün karakterlerin sonunu görüyoruz. Bir zamanlar Amalda, Anadolu'da olduğu gibi 100 yıl sonra baktığınız zaman hiç kimse hatırlamayacak diyordu hatırlarsanız. Bu mezarlık tabii Osmanlı dakika. Mezarlığı. Evet. Sarmaşıkları görüyoruz. İlk sarmaşıkları gördüğümüz sahne mezarlık oluyor. Mezarlık tabii ki doğal olarak birazdan gelecek bize neyi ifade ediyor? Ölüm habercisi diyebilirsiniz. Ama sarmaşıkların Sevmek Zamanı'ndaki, Metin Erksan'daki rolüne baktığımız zaman aşk bize aşkın anlamına baktığımız zaman sarmaşık gibi bir ağacı sarması. Eğer bu ağaç karşılıklı bir aşksa bir arada yaşaması. Karşılıksız ise ağacın kurutarak sarmaşığın o ağacı yok etmesi anlamında kullanılabilir. Ya da tam tersi ağaç salgılayarak sarmaşığı da yok edebilir. İki bağlamı vardır. Buradaki bağlamı bize kendi metaforunu, kendi oluşturuyor. Tıpkı Baba filmindeki portakal gibi bize ölümü ifade ettiğini ya da filmin sonuna doğru göreceğimiz sadece ölümü değil aynı zamanda başka bir şeyi de ifade edecek. Onu da oraya geldiği zaman konuşalım. Onu en sonunda koyacağız. İyi bir animasyon yapılmış zaten orada da. Evet. Sona geldiğimiz zaman neden Osmanlı figürlerinden özellikle o sarmaşın çıktığında sarmaşın ilk çıktığı yere bakacağız. Yani ilk çıktığı değil, ortaya çıktığı yer önemli. Evet. Şimdi burada hocam. Evet. Metin okunmuyorsa hemen okuyalım. Direkler eğik, burnumuz batmış suya. İnsan düşmanının sillesinden kaçar ya, soluğunu ensesinde duya duya ve koşar başını hiç kaldırmadan. Gemi öyle koştu, rüzgar öyle coştu. Kaçtık güneye hiç durmadan. Yani aslında bu kahramanların hepsinin bir kaçışı var. Birazdan neden kaçtıklarını anlayacağız. Kiminin evi yıkılıyor, kaçıyor. Kiminin polis kovalayacak diye düşünüyor. Ki o da aslında bir hani evet. Şey yapmış. Bedaş'ın şeyini var. Almış. Evet. İşte montunu almış ve bir hırsızlık içerisinde yani bir olduğunu görüyoruz. O yüzden dayak yemiş diğerisi zaten. Diğerisi ekonomik nedenlerden olduğunu söyleyebiliriz. Ama Kürdün hikayesi tabii Kürdün orada yaptığı iş nedir? Bodyguardlık. Orada kulağına bir şey söyleniyor ki muhtemelen birilerinin ne yapması gerekecek? O Kürt ortadan kaldıracaktır. Artık o da arazi olması lazım. O da normalde olmayacağı, hiç hatta bulunmayacağı, Kürdün hiçbir zaman hayatta çalışmayacağı bir mekan olan denizde olduğunu bize Nadir üzerinden, Cenk üzerinden görülüyor. Aynı zamanda 3 bölüm film. Evet. Yaşlı Gemici kitaptan 3 tane anekdot almış. Evet. Bölümlerin geçişinde. Her bölümün geçişinde o konuyla ilgili kısmı kendisi vurgulamış Tolga Karaçelik. Dediğimiz gibi 5 yıl bu film için çalışmış. Ve o da aslında filmin içerisinde anlaşılıyor. Neden böyle incelikle çalıştığı. Selahattin Eyyubi'dir arkadaşlar. Güçlü, kudretli. Başka? Evet. Kava gibi düşünebilirsiniz ama birazdan o Kürt'ün neden konuşmadığını açıklayınca taşlar yerine oturacak. Evet. Peki Kürt ismi niye hocam sizce? Kürt sosyolojik anlamda ve tarihsel anlamda oturtan bir yapısı var. Birazdan o bayrağın önündeki konuşmalarında zaten Kürt'ün olmadığını artık yok olduğunu da göreceğiz. Bakalım evet. Mı isterseniz örneklerinize? Bakalım evet. Aha. Kürt'le ilgili şeyleri gösterelim size. Hadi bakalım sürüyle başlayalım. Sürüde kim konuşmuyordu? Aynı zamanda aşiret savaşının olduğu bir yerdeydi. Sürü filminde Berivan karakteri ne yapıyordu? Konuşmuyordu. Kadının adı yoktu. Kadının sesi yoktu. Kadın ne yapıyordu? Bu tepkisini ortaya koymak için konuşmamayı tercih ederek bir tür sivil tersizlik eğilimi yapıyordu. Film boyunca duymuyordu. Ama burada konuşmamasının özel nedeni politik bir duruş. Yani burada alegori yapıyor. Temelde zaten alegori girişte belirtmiştik. Simgesel olarak La Fontaine masallarından olduğu gibi, George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'nde olduğu gibi kahramanları hayvanlar üzerinden göstererek bize politik ya da ideolojik ya da teolojik derdi neyse yönetmen bize kahramanlar üzerinden verir. Diğer Kürdümüze gelelim. Bunu başka bir yerde gösterecektim de. Neyse. Zavallılar filmde Yılmaz Güney 74 yılında hapishanede işte açlık sefalet çeken yine Kürt ismi gelmedi şu an aklıma. Bir karakteri oynar. Aç sefildir ve oradaki koğuş ağalarının bir şeyini çalar. Tıpkı birazdan göreceğimiz gibi sucuk hikayesine benzer. Cenk karakterinin benzeri. O Cenk karakterini çaldığı gibi Yılmaz'la o yemeği yemek baklava çalıyor. Hatırladınız mı o filmi? Baklavayı çalıyor. Yaklaşık 20-30 kişi koğuştaki herkes onu kovalıyor. Ve o bir başka şeye girerek, zindana girerek kaçıp yemeye çalışırken diğerleri boğazına çekiyor. İşte itekliyor, kalıyor. O lokma boğazında kalıyor.
Birazdan göreceğiz. Filmde de göreceğiz. Bey Baba boğazına dizecek. Kürt'ü görelim hadi bakalım. Bu Kürt nerede? Cumartesi, her cumartesi yaklaşık 10 yıldır toplanırlar. Nerede toplanıyorlar? Galatasaray'da arkadaşlar. Bu Kürtler kimi arıyorlar? Kaybolan çocukları arıyorlar. Ortadaki kahramanla ya abisi ya babası kaybolmuştur. Kime benziyor bu kahraman? Filmdeki Kürt karakterine benziyor. Yani sanki bilinçli olarak yönetmen bunu görmüştü. Oradan getirmiş kahramanımız. Kürt'ün mecliste yeri birazdan göreceğiz. Yani mutfakta da toplumda yeri. Dili var mı? Birazdan açılım yapalım, konuşalım diyecek. Hı hı. Yok. Siz bu Kürt'e konuşmasını, kendini ifade etmesini hakkını verdiniz mi ki o adam film boyunca konuşsun? Yani burada yönetmen bize Kürt karakterinin tipoloji olarak seçmiş ve kahramanlığımızın da yok oluşunu bize simgesel anlamda anlatmış. Cenk savaşçı bir adam. Evet. Zaten birazdan ADS'yi göreceğiz. İsmail'in hikayesini hepiniz biliyorsunuz herhalde. Evet, evet. İbrahimoğlu İsmail'dir. İbrahimoğlu. Hem dini bir semboldür hem de kurban filmde seçilecek. Tamam Kürt de gidiyor ama öldürülecek mi ölmeyecek mi? İsmail'in ölmediği gibi filmin sonuna doğru İsmail'in ölmediğini ama burada bir kurban adak tanrılara verilmesi gereken ya da büyümesi için kahramanın adaması gereken öge. Cenk karakterinin ADS olması ne alaka o zaman? Hadi ona da gelelim o zaman. Evet. Denk geldi ha. Adana Demirsporlar gidiyor şu an. Evet. Maçımız var. İtalyan'da yanılmıyorsam Livorno takımının Türkiye'den seçtiği iki takım, kardeş takım vardır. Bunlardan biri Adana Demirspor Şimşekler'dir arkadaşlar. Diğer ise Beşiktaş Çarşı grubudur. Tatar Ramaz'ı hatırlıyor musunuz? Ben bu oyunu bozarım diyordu. Evet. Ne yapıyordu? Var olan dengeyi Orhan Kemal'in herhalde eserinden mi uyarlamaydı? Tam anlamıyorum. Pardon, yok, Kerim Korcan. Düzeltiyorum. Ha. Kerim Korcan teşekkürler. Eserinden uyarlamadır. Müzikleri de Ahmet Kaya'ya da aittir. Hı hı. Burada var olan koğuş sistemi, ağalık sistemi ya da işte cezaevindeki o iktidar yapısını bozmaya çalışan bir kahraman. Yine Adanalı simgesi. Yine az önceki işte Yılmaz Güney hikayesinde olduğu gibi Adanalı hep sürekli karakollarda emniyet şikayetliyim arkadaşlar mahkemelerde. O yüzden Show TV seyreden arkadaşlar herkes bu Adanalı tipine aşinadır. O yüzden şimşeklerin olması da bize hiç şaşırtıcı geliyor mu? Tabii ki gelmiyor. Karakterler yavaş yavaş hani gemide tanımaya başlıyoruz. Geminin içerisinde neler olduğunu. Nadir Sarıbacak'ın oynadığı Cenk karakteri ve Özgür Emre Yıldırım'ın oynadığı Alper karakteri gemide bir şekilde hani temizliğe bakıyor. Genel işte hani toparlamaya falan da bakıyorlar. Evet. Diğer nadir karakterimiz aşçı. Kürt de gene altta geminin işte Çarkçı makine dairesinde biraz çalışıyor. En alt sınıfta Kürt'ü koymuş gene. Orada yer alıyor. İsmail karakteri hocanın söylediği gibi bey baba yani en üstteki kaptanın bir şekilde sağ kolu. Hani tüm şeyi mürettebatı o aslında yönlendiriyor. Evet. Genel olarak karakterlerin ne olduğunu görüyoruz. Evet, o zaman bey babaya da girelim hemen. Evet. Bey baba da hem bey hem baba. İki tane ne var? Bey var değil mi arkadaşlar? Hem beyli simgeliyor hem de babalı. Peki iki tane bey olan karakter kim vardır? Big Brother arkadaşlar. Az önce yukarıdayan kaptan köşkünden her yeri gözetleyen, her şeyin farkında olan değil mi? İktidarı, Sezar'ı sembolize ediyorum. Evet, burada tabii şeyi yavaş yavaş haberleri gelecek bey babaya da. İşte geminin armatörü iflas etmiş, batmış ve gemi haciz olmuş ve bunlar da gemide kalmak zorunda. Çünkü hani hacizden dolayı, haciz işlemlerinden dolayı gemi karaya çıkamıyor. Ve öyle de bir ana karnı içerisinde gibi bir dönüşüm yasaması için karakterlerin sonsuz yolculuğuna doğru ilerliyoruz ondan sonra. Bey babamız da bu. Burada işte Kur'an-ı Kerim'i görüyorsunuz masada. Yani yine dini faktör, dini hizmetlerini zaten yatırır. İsmail karakteri itaat eden bir karakter. Zaten iktidara camide karşı de görmüştük. Evet, muhafazakar aynen bir yapıda itaat etmek üzere yaşamını kurmuş. Burada da bey babaya sonsuz bir itaat içerisinde. Evet. Filmin sonuna kadar öyle gidecek. Ama sonda bakalım ne olacak. Evet, yalnız burada Tolga Karaçılı'ya sormak istediğimiz bir şey var. Evet, bu kamerayı niye koymuş? Acaba ya, onu anlayamadık. Acaba çözemedim. Kamera arkasını çeken arkadaş sette unutmuş mu ki ihtimal vermiyoruz. Yani o telefon orada olduğuna göre... Yok, telefon Kaptan Köşkü'nden. Kaptan iletişim. Köşkü. Evet. Eski, doğal. Ha evet. O doğal.
O doğal. Yani genel olarak ortam sanat olarak uygun. Evet. Oradaki kitap olsun. Evet. Sanat yönetmeni orada unutmuş. Hani, gemiyle ilgili alet edevat da oradaki kamera, çünkü kamera bir yere bağlanmıyor film içerisinde. Ama, hani bu gizli bir şeyler çekmiyor. Belki de işte Brecht'çi yabancılaştırma yapıyor. Bu bir filmdir arkadaşlar, yani burada film çekiyorum diyor. Olabilir mi? Umarım öyledir. Bize büyülü atmosfere birazdan o zevki yönetmen sokuyor. Yani o uyuşturucu ya da sigara olarak düşünebilirsiniz. O evrene birazdan hep beraber gireceğiz. O zevkin içerisine hazır olun diyor. Ve sadece biz girmişiz, bütün gemi girecek. Ama o giriş ne haline gelecek? Hadi bakalım. O atmosferi de biraz şeyle de bağlamış arkadaşlar. Hı. Bunlar şimdi hani bir atmosfere, bir halüsinasyona doğru da ilerleyecek film. Evet, burada biraz sis de kullanmış. Evet. Tüm gemi biraz aslında halüsinasyona doğru girecek. Evet. Atmosferi öyle de yaratmaya çalışmış. Evet, yaşlı gemici de sislerin içerisine girerler gemiciler. Burada da sisli bir yolculuğun içerisine gireceksiniz diyor. Evet. Cem Karaca'nın bu parçası. Evet. Tabii. Bakın kamera içerisine girdi. Herkesin yanında o ruhu görüyorsunuz arkadaşlar. Artık biz kamerayla bütün olduk. Bir haline geldi. Artık geminin kendisi bir karakter oldu. Yolculuğa başladı. Zaten arkadaşlar yaklaşık 90 dakikalık ya da işte 2 saatlik filmlerde filmin ilk 20 dakikası Freytag eğrisi piramidine de bakarsak, hani senaryonun omurgasına bakarsak, 20 dakikası karakterlerin mekanı ve zamanı bize anlatır. Aristoteles'in 3 birlik kuralıdır bu. Ta işte tiyatronun oluşumundan kaynaklı. 20 dakika boyunca karakterleri bize anlattı. Şimdi de bir kırılma yaşayacağız. Bakalım o kırılma ne? Yaklaşık bir 25. 30. dakikada bir kırılma yaşarız ve çatışmaya doğru ilerler. Bir çatışma olmak zorunda çünkü. İlk işte kırılmamız bu. Evet. Telefon geldi. 20. Bey dakikada kırılma geldi ve bahsettiğim işte iflas etmiş armatör ve personeli dağıtın. Ben 6 tane personel yeterli, onu da birlikte karar veririz diye söylüyor. 6 personel de zaten ilk filmin başında da söylediği 6 karakter. Zaten diğerlerinin gitmesi gerekiyor. Biz bu altı karakterin hikayesini izleyeceğiz. Bize başta söyledi ki Art House filmlerin çoğunda, böyle değerli filmlerin çoğunda da filmin başında zaten filmi bitirir. O yüzden mezarlığı ve sarmaşığı koydu. Filmin sonunda ne olacağını bize aslında filmin başında anlattı. Kaptanın ve yakınlarının tayfaları sorguya çektiği bir sahne var. Potemkin zırhlısında gemiciler bir süre sonra isyan edeceklerdi hatırlarsanız. Ve onların kurşuna dizilip dizilmemesi ve isyan çıkıp çıkmaması hikayesi vardır. Burada da gemicilere kaptan ayar veriyor. Şartlarımız, çalışma şartlarımız bunlardır. Buna uyacaksınız. Herkes rutin olarak devam edecektir. Uymadığınız takdirde de eğer isyan ederseniz sonunuz böyle olur diye de bize veriyor. Hı hı. Evet, Takichi Kobayashi'nin yazdığı 1920'lerde yazılmış bir yine sınıfsal savaşların olduğu hikayedir. Evet. Yengeç gemisindeki Japonların işçileri çok sefil biçimde yaşarlar. Daha sonra gemi içerisinde yine açlık, sefalet yine gösterir ve hastalık gösterir. Rus gemisiyle karşılaşırlar ve oradaki nasıl planlı, örgütlü çalıştıklarını görürler. Ve bunun üzerine oradaki kurtulan gemiciler tekrar gemiye döndükleri zaman isyan çıkartıp gemiyi ele geçirip yönetimi ele geçirdikleri bir hikayedir. Yine bunun filmi de vardır. 1953 yapımı yanılmıyorsam. Kaniko Sen diye geçiyor. Bu filmi de yine gemide isyanın anlatıldığı sınıfsal bir bakış açısı olan güzel bir filmdir diyebiliriz. Evet. Burada hiyerarşiyi net olarak görüyoruz. İsmail benim yerime kişidir diyor. Anahtarı. Ve artık onun emirlerine itaat edeceksiniz diyor bir nevi. Evet. Anahtarı da önemli yerin, hani hem revirin hem yemekhanenin anahtarını da ona veriyor. Kürt karakterinin arkasında bir yazı var arkadaşlar. Yazı var, bir gök taşı afişi göreceksiniz. Afişte şu yazıyor: Danger of Falling. Düşme tehlikesi diyor. Yani onu sanki bir gemide bir düşme tehlikesi olarak algılayın. Gök taşı düşebilir. Siz de gemiden düşebilirsiniz. Ki Kürt karakterinde sonradan gemiden düştü mü, itildi mi onu bize açık bırakıyor tabii ki. Evet. Burada çeşitli afişler koymuş filmin arkasında. Hı-hı. Odalara falan, ama bunlar hani sanat tarihinden eserler olup da oraya bir şey anlamında yerleştirmemiş. Sanat olarak, sanat grubu muhtemelen ortamı bize daha iyi, gerçekçi bir şekilde kılmak atmosferi için. Veriyor. Atmosferi yaratmak için. Ki burada aslında ikinci kırılma yaşanıyor karakterler arasında. Bizim Cenk karakterimiz İsmail karakterine karşı bir yükseliş yapıyor ve İsmail'in onu baskılayıcı haline görüyoruz ve Cenk ne yapacağını şaşırıyor.
Cenk'in kırılmasını görüyoruz ve kırıldıktan sonra zaten artık yükselerek devam edecek Cenk bu yaklaşık işte 37. 40. dakikadan sonra. Afişte Vigilant diye bir afiş var. Bu da tetikte olun, uyanık olun gibi bir anlam içerisinde. Evet. Her şeyde onu görüyoruz. Yemekhanede hepsi birden durduğu zaman özellikle her sefer İsmail'in onu görüyoruz. İsmail'in arkasına bilinçli olarak gösterdiğini görüyoruz. Umberto Eco'dan bahsedeyim. Sen arayışa devam et. Umberto Eco diyor ki, yani biz kitap eserlerini ya da romanları bütünlüğünü bozmak zordur. Yani onu bütün olarak değerlendiririz. Ancak filmler böyle değildir. Bir kitabı rastgele açıp belli bir yerden okuyamayız. Filmler öyle değil. Birbirinden bağımsız imgeler görsel buzdağlarına benzer. Bunlar ayakta dimdik dururlar. Bir yapıtıda, bir sanat eserinde kült yapan işte bu simgesel evreni parça parça çözümlemek üzerine geçer. Paramparça etmek gerekir. İşte Cenk'in burada artık o büyülü işte o şaman hikayesini de gördüğü gibi ya da işte kutsal çocuk imajı gibi yavaş yavaş o kahramanımız krala yani sorgulayacak ve onun yerine geçecek ve İsmail'i ona yardım ettiği için de cezalandırılacak. Evet. Danger of Failing afişini burada görüyoruz. Evet. Şu an şurada o şeyi evet görüyorsunuz. Hocamızın bahsettiği. Normalde gemiyi gösterse anlarız ama burada bir gök taşını gösteriyor. Bilinçli olarak yönetmen tarafından kurulduğunu burada da bir vigilant belki de öyle okunuyor. Yazısını görüyoruz. Bunu sıklıkla göreceğiz. Evet. Yani aslında hani bir şey olacak. Onu ifade ediyor bu. Karakterler ve filmle ilgili tetikte olun. Bir izleyiciyi uyarıyor bir nevi. Bir şeyler olacak. Özellikle Kürt'ün hemen arkasında gösteriyor. Tetikte ol Kürt, hazırlıklı ol diyor ama Kürt bunun farkında değil tabii bizim gibi. Bu arada görmüş. Çatışmalar göreceğiz. Evet. Çatışmalar boyunca çatışmaları ayıran kişi Kürt oluyor. Hı hı. Kürt ne zaman yok artık Kürt kayboldu dediğimizde çatışmalar doruğa tırmanıyor. Yani kavgalar ayrılıyor, sakinleşiyor ama Kürt olmadığı zaman Kürt artık gittikten sonra o denge koptuktan sonra artık birbirlerine giriyorlar. Kan akıyor. İlk kan orada akacak. Evet. Kürt'ün son akşam yemeği diyebiliriz. Son akşam yemeğinde Cenk'le bir açılım sohbeti oluyor. Kürt ne zamana kadar oradaydı arkadaşlar? Açılım sürdüğü sürece oradaydı. Açılım bitti. Kürt zindana gitti. Kağıt oynama teklifi geliyor. Hangi kağıdı oynayalım diyor. King diyor artık. King oyunu. King oyunu. Artık yani buradaki roller artık gemi durduğuna göre artık burada ne yok? Kral yok. O zaman aramızda istiyorsanız tek tek oynayalım. Kral kim? Bir tür papaz kaçtı gibi de düşünebilirsiniz. Bize dil olarak da alt metinde olarak evet, bize diyor ki krallık savaşı oyunu. Kelime oyunu yapıyor, yapıyor aslında. Evet. Burada hocam şimdi Cenk aynanın karşısına geçecek. Bir değişim yaşıyor aslında hani burada. Aynanın karşısındaki bir persona gibi bir olgu var gibi saçlarını ve kendi karakterini değiştiriyor. Sonra da bize yansıttığı şimdiye kadarki karakterden farklı bir karaktere doğru ilerleyecek. Ben size personayı soracağım öncelikle. Evet. Persona nedir? Persona, nerelerde kullanılmışızdır? Antik Yunan'da biliyorsunuz yani kahramanların yüzlerine maske takarak işte o dönemdeki tanrıları oynadıkları ya da işte içindeki trajedilerini geçtikleri kahramanları maskeler oynarlar. Ve oradaki trajediyi de katarsisi sağlayarak bizdeki Platoncu anlamda hatırlarsınız ya da Aristoteles de aynı şekilde geçer. O katarsis de o kötücül duygularımızın aktarımını sağlayarak bizim iyi olmamızı, içimizdeki öfkeyi kusmamızı ifade eden yanlardır diye söyleyebiliriz. Burada bir farkındalık yaşıyor çünkü karakterimiz. Evet. Peki bir de hangi kahramanı hatırlayayım? Aynanın önünde böyle bana mı diyorsun diye böyle çıkartıp Taxi Driver. Taxi Driver'da da oradaki oyunculuğu gibi de gönderme yapabiliriz. Evet. Dile dikkat ediyoruz. Dille ilgili yapıya o zaman gelelim. Evet. Evet, şeye gelelim. Gramsci'ye gelelim. Hegemonya ve sivil toplum ilişkileri üzerindeki iktidar ilişkilerini sorgulamıştır kendisi. Yine Antik Yunan'da da geçiyor. Bu hegemonya kavramı, iktidar ya da devlet siyaset kavramının nereden demokrasinin geldiğini görüyoruz. Gramsci bu kuramında kendinden öncekilerden farklı olarak hegemonya kavramını burjuva ahlak yapısının üretiminin alt sınıflar tarafından ya da işçiler ve diğer insanlar tarafından karşılıklı
anlaşma üzerine kurgulanmış, asgari ücret gibi düşünebilirsiniz, kurgulandığını, ancak bunun karşılıklı yaşamı sürdürebildiği noktaya kadar evet, ama artık yaşamın sürdürülemez, çelişkilerin üst noktaya vardığı noktada, işte asgari ücretin geçinilmez olduğu noktada, hayatın bugün pandemide olduğu gibi durduğu noktada, artık bu hegemonik ilişki sekteye uğrar. Yani çelişkilerin netleştiği bir dönem gelir. Thomas Kuhn da bunu bilimsel devrimlerde nasıl gerçekleşirse toplumsal ilişkilerdeki devrimlerin yapısında da Gramsci bu hegemonik ilişkinin, egemen sınıfın, iktidarın kurduğu hem dilsel hem de sosyal sınıfsal katmanların artık çatışma içerisine gireceğini ve o çatışma içerisinden de ancak birleşerek kalkacağımızı söyler. Ve bunun üzerine bir gazete kurar. O gazetenin adı da nedir? Kurduğu gazetenin ismi UNITA. Yanılmıyorsam 90 yıl boyunca sürüyor. Özgürlük, eşitlik, demokrasi mücadelesi üzerine, faşizme karşı birlik olması gerektiğini üzerine Gramsci yazıyor. Ancak tıpkı diğer devrimciler gibi sonu hapishanede ve Franco rejiminden, pardon, İspanya Mussolini döneminde ölüyor. 47 yaşında yanılmıyorsam. Peki hocam, evet. Müslüm Gürses'le ne alakası var? Onu finale bekle, acele etme canım. Allah Allah. Evet. Tamam. Tamam. Kitabının adını da görmek isterseniz, Dil ve Hegemonya. Feminist kuram üzerine konuşmalarımız da geçer. Orada da dil egemenlik, eril yapı ve ataerkil yapı tarafından kurulmuştur der. Piyano filmini hatırlıyor musunuz? Jane Champion'ın. Orada da kadın oyuncu tıpkı sürü filminde olduğu gibi konuşmuyordu. Teşekkürler kitaplar için. Bir de tabii burada hep kadınları görmüyoruz ama kadınlara karşı ne yaparız? Biz aynı karşısında işte güzellik şeyi olmayana karşı burada bir duruş da sergiler. Kahramanımız az önce elinde bir dergiyle içeri girdi. Malum dergi. Tahmin edebiliyorsunuz. Evet. Evet. Daha sonra yine Mısırlı sunucu ya da bir kadına karşı söylemleri var. Bir hayvana benzetecekler. Bir kuş galiba. Hazırlık bir yandan. Saçının şemalinde değişiyor. Biraz horozlaşmaya başlıyor aslında. Evet. Baktığımızda. Civciv de horoz oluyor. Evet. Evet. Bir nevi öyle bir yola doğru gidiyor. Evet. Burada kürtek köpek taklidi yapıyor hocam. Onu güldürmeye çalıştığı izlediyor. Evet. O doğaçlama bir şey olabilir. Denemiş olabilirler. Oyuncular kendilerini bir hayvanla eğitmelerini söylerler. Yani yönetmenler ya da işte Stanislavski'nin karakter yaratırken. Oyunculuk metodu. Oyunculuk metodlarından biridir. Evet. Burada hani Hades'in köpeklerine bir gönderme yok galiba. Yok. Ölüme direkt bu anlamda söyleyeyim. Ama bir yandan hani cidden hani şeye doğru yükseliyor. Hani burada normal bir şekilde ilerlerken aniden İsmail'e doğru ilerliyor ve İsmail'le çatışması başlıyor. Yani bunu Beybada diyebilir ama sen diyemezsin. Çünkü sen orada BB değilsin. Onun sadece kötü bir temsilcisin. Yani onun hizmetçisin. Hizmetinden dolayı sen de bizden farkın yok aslında diyor. Evet. Şimdi burada işte Kürt'ün pozisyonunu görüyoruz. Kürt cenkten az sonra bir temrin alacak. Sen karışma bu işe diye hani tatlı tatlı ama bir yandan da baskıcı bir şekilde Kürt'e uyarı verecek. Evet. Ve Kürt pozisyondan çıktığı zaman ortaktan yok oluyor bir anda. Yok olduğu zaman görüyoruz ki çatışma artık durduracak kimse yok ve birbirlerine giriyorlar. Az sonra göreceğiz, ilk kan da orada akacak. Evet. Peki niye yüzü özellikle Kürt'ün böyle seçmiş? Onu ifade edelim. Buyurun size. Yüzün, yani özellikle Kürt'ün yüzüne bakarak irdeleyelim. Her yüz bir dünya diyor Balzac. Kürt'ün yüzü de bir dünyadır. Balzac evreninde en çok yüzün karşıdan görünüşü anlatılır. Bize yandan söz edildiği Ender'dir. Konuşmaz, yalnızca bakışlarıyla konuşur Kürt. Deriz ve Guattari'yi duymuşsunuzdur. Diyor ki, dilin bir mesaj vereceğine inanmak saçmalıktır. Dil anlamı ortaya çıkaran yüzde saklıdır. Yüz konuya ilişkin olanı sergiler. Yüz gerçek bir megafondur. Yani kişinin suretine bakarak, yüzüne bakarak onun bütün iç dünyasını, ruhunu anlayabilirsiniz diyorlar. Peki hocam, filmin içerisinde gemide merdivenler var. Merdiven iniyorlar, merdiven çıkıyorlar. Evet. Ya bunların bir Mrs. Osiris'le bağlantısı, Mısır'la bir bağlantısı. Daha sonra yani daha çok sınıfsal. Yine Potemkin sınıfında merdivenleri hatırlarsınız. Merdivenlerde önce askerler vardı. İşte halkı ezip yok ediyorlardı. Büyük yukarıda olan bey babaydı. Daha sonra aşama aşama yukarı doğru çıkacak olan kim? Kahramanımız Cenk. Cenk. Cenk statü açacak. Yani alt statüden giderek yukarı doğru yükselecek. Şu an hatta evet.
artık hani ulaşılmaz yere doğru gitti. Adım adım Kapkan Köşkü'ne doğru çıkacak. Ama burada hemen yüzleşemiyorlar tabii ki. Kırılması gereken şeyi yaptı. Hani kutsal bir şeye gitti ve saklı bir sucuğu aldı. Ve sucuğu yedi. Neydi? Zavallılardaki baklava. Zavallılardaki baklava yeme gibi. Yani gibi. Onu size yedirmezler arkadaşlar. Onu yiyecek adamlar, aslan payını yiyecekler alt sınıftakiler değildir. Hı hı. Evet. Ki bunu da yapmamız hani hiç gerekiyor. Beklemediğimiz bir şiddetle görüyoruz. Evet. Şimdi bir Nadir Sarıbacak'ın şeyini bir izleyelim hocam. Tamam. Bey baba gelsin bir ağzına sıçsın. Evet. Şuramıza geldi yeter evet. Ya. Yani o lokmayı yedirmezler. Evet. Esas küfredebilme yetkisi sadece kime aittir? Bey baba ya. Sen ne oluyor İsmail orada ya? Hı hı. Şimdi burada azar yiyorlar. Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Bağırış çağırış. Pısıyor tabii bunlar. Evet. Ama şurada bir şey oluyor. Hani bu, dalga geçiyor. Evet. Cenk gülüş içerisinde. Evet. Ama az sonra bey baba giderken bir şey olacak. Evet. Kürt gitti. Şu andan itibaren Kürt yok. Çatışma Kürt olmadığı için durmuyor. Bir durmayan yola doğru ilerleyecek. Bu nedir arkadaşlar? Bir çekiş midir? Erk, güç simgeler aslında bir tür fallusu simgeler, erkekliği simgeler, organı simgeler arkadaşlar, iktidarı simgeler. Bu iktidarı artık baba kendi rolünü saygısızca karşısına koyan kişiye karşı bir argo tabir kullanacak. Onu da duyalım isterseniz. Al bunu der. Biz Adanalı olsak bu rajonu anlarız yani. Al bunu münasip bir yerine tık demek ister aslında. Evet. O da alır aleti bakalım nereye sokar. Bu arada bu alet biraz şeyin gücü gibi de. Bu şey Kronos'un babasını öldürdüğü nesne. Babasını neyle öldürüyor Kronos? Önce hadım eder arkadaşlar. Yani iktidarını ortadan kaldırır. Evet. Evet baba. Birazdan babaya ne yapacak bakalım Nadir. O nesneyle. O çekişle. İlerle gece olsun. Evet bu arada hocam hani Zeki Demirkubuz'un Yeraltı filmi vardı. Hı hı. Orada da patatestir mesela Muharrem'in şeyi gücü. Bir anda ondan bir güç bulur ve artık patatesle yaşamaya başlar. Evet. Burada da bizim Cenk bundan sonra çekişle yaşamaya başlayacak ama bu çekicin daha sonra belki neye tekamül ettiğini de hocadan isteyeceğiz. Evet. Herkes huzursuz. Herkesin uykusunun argo güne. Neyine ne yapıyor? Şimdi onun ne olduğunu gösterelim. Hocam hiç yakışıyor mu size bu? Ben bir şey demedim. Sen böyle düşündüysen, senin niyetin kötüyse ben ne yapayım arkadaş? Evet, birazdan onları da görmeye başlayacağız. O salyangozları göreceğiz. Hadi o zaman salyangoz... Yavaş yavaş girelim hocam. Bak. Ya aslında işte dediğim gibi gemi biraz halüsinasyona doğru ilerliyor. Hikaye masalsı hale de geliyor. Hayaletin egemen olduğu mekana dönüşecek. Hayalete dönüşen kamera yarattığı kör alanda görmenin kısmi olduğunu anımsatacak bize. Görme kısmı ise o zaman düşman her yerdedir. Yani biz o boşluklarda ne arayacağız? Aslında tıpkı tepenin ardında olduğu gibi olmayan düşmanlar buradadır diye. Tak tak da Cenk ne yapıyor bize? Kulağımızı öpüyordu az önce anlattığı gibi. O zaman kulağımızı öptüğü yerde aslında birazdan göreceğimiz bir nesne var. Kulağımızda ne var arkadaşlar? Salyangoz var. Birinci salyangozu aslında ne yapıyor? Bize gösteriyor. Tabii görebilene. Evet yani o salyangoz neyi sembolize ediyor? O zaman biraz... Orta Çağ'a doğru gidelim. Hadi bakalım o salyangoz ne isim geliyor? Resminden geçiyor. Hazreti işte İsa'nın doğuşunu Meryem'e müjde. Cebrail geliyor. Bu resimde müjde veriyor. Tabii büyük bir resimdir. Siz de hikayesini çok ayrıntı anlatırız ama salyangoz nasıl bir nesnedir arkadaşlar? Ve üremesi bakımından hermafrodit mi deriz? Cinsiyetsiz ve evet yani cinsiyetsiz bir varlık çoğaldığına inanıyorsunuz ey insanoğlu da Meryem'in mi Tanrı'dan olmadığına inanmıyorsunuz? Yani bu kadar mı görmüyorsunuz kulak gibi? Bize öyle simgesel anlamda, dini anlamda böyle anlatır. Islaklığı bakımından da, helezonik yapısı bakımından da kadın organını simgeler arkadaşlar. Birazdan göreceğimiz ögelerde de o salyangozun kullanış biçimi bakımından bakalım rüyasında bizim kahramanımız ya da hayalinde, kurgusunda o salyangozları nereye oturtacak? Burada hocam aynı zamanda evet, Amat. Amat kitabını görüyorsunuz. İhsan Oktay Anar'ın bütün hikaye gemide geçer. Erkekler arasında ve yağış ve ıslaklık ve nemin olduğu bir ortam. Yine hep gemi. Aslında erkeklerin hepsinin bulunduğu yer yine bir kadın ögesinin bulunduğu yerdir. Evet. Evet. Robinson Crusoe gemisi batar ve oradan bir sürü eşyalarla beraber adaya gider. Battığı yer aslında doğduğu yer neresidir?
annesinin karnıdır. Eşyalar annesinin onun bir anlamda hediye ettiği ve orada yaşamını sağlayacak ögelerdir. Simgesel anlamda ne yapmıştır? O kadın figürünü bize Robinson Crusoe bir çocuk hikayesi olarak görürsünüz ama aslında bir kahramanın doğumu ve oradan yalnız başına yolculuğunun hikayesi olarak diye düşünebilirsiniz. Burada da sahneyi görüyoruz zaten. Evet. Bir yandan Cenk'in yeniden doğuşunu da simgeliyor aslında. Cenk görüyor çünkü bunu. Başka bir karakter görmüyor. Ve artık geri dönülmez bir hiyerarşiyi yıkma sürecine giriyor. Evet, o zaman bir gemiye tekrar bir bakalım. Bosch diye bir ressam vardır, duydunuz mu hiç? Sonra da Aptallar Gemisi bir daha. Evet. Aptallar Gemisi'nde bu masalsı resimde dünyanın tamamı bir gemi olarak betimlenmiştir. Bu masalsı resimde dünya bir gemi olarak betimlenmiş ve sonsuz bir denizin üzerinde yol alırken gösterilmiştir. Gemi üzerinde yemek yiyen, birbirleriyle tuhaf şekilde kavga eden özellikle kilise adamları, rahipler, rahibeler olduğunu göreceksiniz. Ve güçlü kişiler göreceksiniz. Bunlar gürültücü ve ortalığı birbirine karıştıran, dünyadaki bir anlamda savaşları, insanları birbirine düşüren unsurları ve zevki sefa içerisinde yaşayan kişiler olarak tanımlanmıştır. Bosch'un da sonu maalesef Gramsci gibi oluyor. Engelson mahkemesi tarafından her şeyi direkt açık gösteri yaptığı için, alegori yapmadığı için öldürülmüştür arkadaşlar. Yine bunun hikayesini anlatan Aptallar Gemisi adlı eseri vardır. George Normington İş Bankası kitaplarından çıkmıştır. Evet, burada da yine Aptallar Gemisi'ni görüyorsunuz. Orta Çağ'da maalesef akıl hastalığı olan insanları toplum içerisine barındırmazlarmış, bir gemiye yüklerlermiş. Tabii bu da yine başka bir efsaneden alınıyor. Gerçekliği de var. Bu gemide insanlar denize ya da işte kıyıya doğru nereye kadar giderlerse, yaşarlarsa yaşarlar, ölürlerse ölürler. Bir tür Eskimo'nun yaşlıları buzun üzerine bıraktığı hikayeye benzer bir şekilde atarlarmış. Yalnız burada Foucault'yu atlamamak lazım. Bunu deliliğin doğuşu, hapishanenin doğuşu ve iktidarın kaynakları üzerine eserinde de Foucault'ya gelelim. Michel Foucault, entelektüelin yani bizim rolümüz yani sanatçının ya da işte yazarın rolünde gizli biçimde hayatımız içerisindeki iktidarın koymuş olduğu bu dil ya da erkin koymuş olduğu bu nereden başlıyordu? İşte dini kullanarak, eğitimini kullanarak, hapishaneleri, kolluk güçlerini kullanarak iktidarın bu baskı kurmayı arzulayan şevkini kırmamız gerektiğini ve bunu yüzüne karşı ortaya çıkartıp karşı duruşunuzu ya da sivil telsizini neyse örgütlenmenizi yapmanız gerekir diyerek bize felsefi anlamda iktidarın kaynağını ortaya çıkartmıştı. Evet, Arbeit macht frei. Çalışmak özgürleştirir. Çalışınca oluyor. Çalış evladım der. Nerede yazıyor bu yazı arkadaşlar? Nazi kamplarının girişinde bu yazar arkadaşlar. Çalışmak özgürleştirir yazar. Oysa bütün hayatınız boyunca çalışsanız bile geçenlerde İzmit'te bir yurt içi kargo mu çalışan 18 yaşında bir genç intihar etti. Hayatınız boyunca ben bir araba almak ya da bir ev almak için mi çalışacağım? Bütün hayatımı ben böyle yaşam istemiyorum diyerek hayatını sonlandırdı. Çalışmak sizi özgürleştirir mi? Bunu hepimizin sorması gereken bir evet. soru diyerek burada bırakıyoruz. Evet. Hikaye devam ediyor. Burada en derinlerde Kürt arıyor. Gördüğümüz gibi en dipte Kürt orada dahi yok. Hayal görmeye başlıyorlar. Kürt'ün hayaleti bu. Evet. Herkes Kürt'ün hayaletini görmeye başlıyor. Evet. Üçüncü bölüme doğru geçeceğiz. Geldik yavaştan. Evet. Çatışmalar devam ediyor bu arada. Neden özellikle? Bakın neyin önünde duruyor? Arka planda özellikle neyi vurgulamış bize? Şurada. Evet. Türk bayrağı. Türk bayrağı. Niye özellikle vurgulamış bize? Tamam, gemi Türk gemisi ama. Özellikle bu çatışmada Türk bayrağı. Daha önceki evet. çatışmalarda çok fazla gösterdim. Yok. Burada direkt Cenk'in arkasında sürekli görüyoruz. Evet. Nadir onu geldi çağırdı konuşalım. Diğer arkadaşları da hepsi İsmail de geldi. Hepsi toplanıyorlar. Nerede toplanıyorlar aslında hem mutfak olarak düşünürsek. Türk bayrağında toplandığı en büyük yer neresidir arkadaşlar? Meclistir arkadaşlar. Meclis her şey konuşulur, tartışılır ve orta yol bulunup işte neyse iktidar, düzen tekrar anlaşmayla devam etmesi gerekir. Ama meclise sizin de yakından takip ettiğiniz gibi sadece bizim meclise değil. En son birisi birinin bacağını mı ısırmıştı, elini mi ısırmıştı hatırladığım kadarıyla. Oldukça böyle kavgaların, dövüşlerin olduğu bir sahneyle karşılaşır. Evet, son şiirimizi okuyoruz. Üçüncü şiirimiz. Evet, bu şiirde ne yazıyormuş hemen onu da size belirtelim. Üçüncü bölüm. Evet, nasıl ıssız bir yolda yürürken birisi adımlarını korku ve dehşetle atar ve dönüp bir kez ardına baktıktan sonra çevirip de başını bakmazsa hiç tekrar. Çünkü bilirse bir adım gerisinde
kendisini izleyen korkunç bir şeytan var. Birazdan o psikodelik, o şeytansı Kürd'ün yolculuğunun içerisine girecek. O şeytan dediğimiz öge birazdan nasıl gösterecek kendini bakalım. Filmin başında gördüğümüz mezarlıktaki şey ortaya çıkacak. Şu an salyangozu net bir şekilde görüyoruz. Evet. Salyangoz da açıyor çünkü. Gördük. Bölümü. Ondan sonra ne oldu bizim İsmail? Artık iktidarını yitirdi. İktidarını yitirmiş bir erkek nasıl bir erkektir aslında? İsmail'i ne yaptı olarak görüyoruz şu an? Altına yaptı. Çocuktur. Ha. Bir bebek gibi artık İsmail o eril yapısını kaybetmiştir. Artık eril egemenlik gücü yoktur. Artık çocukluğuna ya da geriye dönmüştür. Bu açıdan altına kaçıracak bir bebek gibi ifade etmiş. Biri vuruyor. Kimin vurduğunu bize göstermiyor ama hani tahmin ediyoruz. Çünkü iktidar, o fallik nesne, çekiç kimin elinde kalmıştı? Cenk'in elinde kalmıştı. Şimdi burada ilginç bir şey oluyor. Normalde hani arada tabii ki hayalet görülebilir gibi olabilir falan filan ama birden İsmail'in kafasından sarmaşık çıkıyor. Şimdi en baştaki sarmaşığı hatırlayalım. Osmanlıların olduğu işte bir mezarlıkta geçmişti. Yeşil bir sarmaşıktı. Sarmaşı bu anlamda ilk ağaç olarak da düşünebilirsiniz. O ağaçın bize yememizi söylediği bir meyve vardı. O yeri, meyveyi kim bize ifade ediyordu? Onun gidişatı biçiminden bir şey kılına giren şeytan da hatırlıyorsanız şiirde de geçiyordu. Yılan gibi kırıla kırıla gidiyor. Aynı zamanda yeşil sarmaşık bütün ülkeyi, bütün gemiyi, bütün dünyayı kaplayan para ekonomik ilişkileri olarak da düşünebilirsiniz. Yeşil kimin başından ilk defa ortaya çıktı? Daha muhafazakar, daha dindar ve iktidarı bir anlamda kendince temsil ettiğini söyleyen kişinin başında ortaya çıkıyor. Yine o kötülüğün devamcılığını, o şeytani, ölümcül yanının kahramanımız bununla baş edemedi. Ne yapması gerekiyordu? Devlet sizi, evinizi yıktı, ev de bark da veremedi bu adama. Artık evet, Nadir'in evi de yıkıldı Nadir'in bu arada. Nadir'in evi de yok, gidecek bir yeri de yok, parası da yok. Artık çulsuz geldi, çulsuz gidecek. O zaman kendine yöneltiyor şiddeti. Oysa yönetmesi gereken şiddet kendisi midir, değil midir? Sarmaşık her yeri sarıyor bu arada yani. Evet. Durdurak bilmiyor. Tabii bu sarmaşık da halüsinasyonun içerisinde oluşan bir şey olduğu da açık. Evet. Az sonra göreceğiz zaten. Her yer sarmaşık içerisinde. Buralara iyi animasyon yapılmış. Ne kadar hani biraz animasyonu soru işareti baktılar ama bence titizlikle çalışmışlar. Yok, bu animasyon kısmına. Cenk'in kafası güzel. Ne görüyor ki? Ne salyangozları görüyor. Sadece bir tane mi? İki tane mi? Bir sürü. Evet. Evet. Sarmaşıkların içerisinde görüyoruz. Bunları da Bartın'dan mı Zonguldak'tan böyle bir çuval getirtmiş. Yani özellikle koyuyor. Peki filmlerde başka nerede görüyoruz? Son dönemde Kalandar Soğan'da da vardı hatırlıyor musunuz? Yine Sonbahar filmde de yanılmıyorsam vardı. Evet. Son dönemde yönetmenlerimiz kullanmaya başladılar. Evet. Evet. Ritüelini yapıyor. Dans ritüeli arkadaşlar. Erginleşme, büyüme hikayesi gibi de düşünebilirsiniz. Artık Bebebe'ye karşı o büyüme dansını gerçekleştiriyor. Amigoların da birbirleriyle atışırlar biliyorsunuz. Karşılıklı kavga, dövüş. Buradayız artık birbirimize karşı. Hadi. Meydan okumasını gerçekleştiriyor. Beybalan iktidarını yıkıyorlar yavaş yavaş. Evet. Yine ama bir şey yapıyor orada. Ağlıyor. Ağlaması yine neyle ifade edebiliriz? Tekrar damla, gözyaşı, su olarak düşünebilirsiniz. Tekrar bir doğum gibi olarak ifadesini buluyor kendisi. Artık peki bunu nereden? Jung arketiplerinden mi hocam? Evet. Burada Jungçu ve psikanalitik ögelerden. Yani Freud'le de geçer arkadaşlar. Buradaki ağlama ögesi sadece doğum burada değil. Adonis'in doğumu da, Osiris'in doğumu da, Musa'nın doğumu da, Dionysos'un doğumu da, tipi Yunus peygamberi de hatırlayınız yine doğumu da. Bunların hepsi suda gerçekleşmiş. O yüzden su geminin işte rahim olarak düşünürseniz zaten direkt doğum suyu olarak, gösteriyor tabii, suyu gösteriyor. Ardından da suda doğdu sadece arkadaşlar. Sadece suyu gösteriyor. Evet. Şu an tabii hayal ürünü içerisinde sarmaşık ama gerçekte baktığımızda öyle bir şey yok gibi ve filmin sonuna bağlıyoruz. Filmin sonunda itaat eden, şimdiye kadarki itaat eden, kafası bile yarılsa itaat eden İsmail'i gördük. Fallik nesneyle, çekiçle Cenk oturuyor. Bu çekiç başka bir anlama da geliyor mu hocam? Hadi bakalım. Bakalım neye geliyor? Yani
bu Thor efsanesi olduydı. Onun gücü olarak düşünebiliriz. Ama çekişi neye bağladık acaba? Potemkin sırtınısını birazdan ekibi toplayacak. Bey babanın anahtarı İsmail sende mi? İsmail bir bakış atar. Okey mi dedi, sorun yok mu, var sanki mı yok okay mu diyoruz. Sanki okey dedi gibi ama bilmiyoruz orayı. Tabii yani burada ne diyor arkadaşlar? Hiçbir şeyi kaybedeceğiniz bir şey yok zincirlerinden başka. Kendisi Cem Karaca ile kapatacak finali ama ben Cem Karaca değil Müslüm Baba ile kapatmayı bir Adanalı olarak kendime görev bildim. O zaman bakalım Müslüm Baba ne demiş. Müslüm Gürses'in Garipler parçasını bilir misiniz? Evet. Hor görülenlerin Tanrı'nın isyanıdır bu. Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu. Hor görülenlerin Tanrım isyanıdır bu. Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu. Düzensiz dünyanın günahıdır bu. Düzensiz dünyanın günahıdır bu. Yakarsa dünyayı garipler yakar. İsyan ede ede olduk günahkar. Mutluluk bizlere uzaktan bakar. Tanrım bu dünyayı başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Hocam Müslüm'le de kapattık ya. Yani böyle bir film okuma dünyada görülmemiştir. Evet. Ama hani genel özeti Müslüm Gürses de bu eserinde incelikle vermiş. Sarmaşık film okuması hemen hemen burada sona eriyor. Genel olarak size filmin içerisinde olabilecek simgeleri aktarmaya çalıştık. Kaynakları, hani nerelerden Tolga Karaçelik beslenmiş ve bu filmi yapmış. Öncelikle Burhan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Moderatör olarak ben bu görevi devam ettiriyorum zaten bu film okumalarında. Evet. Gekko Kafe'deydik. Gekko Kafe Türkiye'nin güzide Adana'nın da göz bebeği bir yerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Bize kapılarını açtı. Size de geldiğiniz için, katıldığınız için, izlediğiniz için. Teşekkür ederiz hepinize. İyi akşamlar, iyi seyirler. Ha ha ha!